الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله صدق رسول الله. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Vatan bizler için bir toprak parçasından çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. Cennet vatanımız ecdat yadigarıdır. Alimler ve arifler diyarıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanetidir. Vatanımız üzerinde özgürce yaşadığımız huzur ve güven yurdumuzdur. Ruhumuzun sekinete erdiği, kimliğimizin şekillendiği, köklerimizin derinleştiği yuvamızdır vatanımız. Vatanımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Namahrem eli değmesin diye cepheden cepheye koştuğumuz, yolunda canımızı seve seve feda ettiğimiz yerdir. Vatan sevgisi o kadar değerlidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde vatanın selameti için nöbet tutanları şöyle müjdelemektedir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. İlki Allah korkusundan ağlayan göz, ikincisi ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Aziz müminler, İstiklal Marşımızda vatanımıza olan sevdamız şöyle dile getirilmektedir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet, bizler millet olarak vatanımızı müdafaa etmeyi mukaddes bir görev bildik. Yüce Rabbimizin وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz üstün olan sizsiniz ayetine gönülden bağlı kaldık. Zorluklar karşısında ümidimizi asla yitirmedik. Her türlü imkansızlığa rağmen imanımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlikten aldığımız kuvvetle en kesif ordulara karşı mücadele verdik. Her türlü hayasızca akına gövdemizi siper ettik, izzet ve onurumuzu koruduk, istiklal ve istikbalimize sahip çıktık elhamdülillah. Kıymetli Müslümanlar, bizleri zaferden zafere götüren ruh, yüce dinimiz İslam'a gönülden inanmamızdır. Bu ruhun temelinde Allah'a olan bağlılığımız, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz, salih amellerimizi yerine getirmemiz ve güzel ahlakı kuşanmamız vardır. Bizler bu ruha sahip çıktığımız zaman çağ açıp çağ kapatan medeniyetler kurduk. Dünyanın her yerine iyiliği, huzuru ve barışı götürdük. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır ayetine icabet ederek
din, vatan ve mukaddesat uğrunda şehadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesi için ardımıza bakmadan cennete koşarcasına şehitliğe ve gaziliğe koştuk. Hayatımızın her alanına bu ruhu aktardığımızda inancımızı ve kültürümüzü muhafaza ettik. Yeryüzünde iyiliği emretme, kötülüğe engel olma görevini canımız pahasına yerine getirmenin gayretinde olduk. İlim ve bilimde, kültür ve sanatta bütün insanlığa örnek ve önder olduk. Aziz Müslümanlar, bugün bize düşen, bizi biz yapan, bizi millet kılan bu ruhu canlı tutmak, İslam'ın emrettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına aktardığı değerleri çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerlere sahip çıkmaktır bize düşen. Devletimizin bütünlüğü, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Bu vesileyle Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne, 15 Temmuz'dan günümüze kadar İlahi Kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hutbemi İstiklal Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklali müjdelediği şu mısra ile bitiriyorum. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله Elhamdülillahi hamdel kamilin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li safiyyih. Fekala azza ve celle min qailin muhbiran ve amira. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebiy. Ya eyyuhellezina amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği
ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.